Geçtiğimiz günlerde bir Filistini doktorla konuştuk. Şöyle bir duruşu vardı. O kadar kendinden emin ve net ki. Ya bunu nasıl yapıyorsunuz dedim. Yani görüyoruz tam teslimiyet, tam böyle bir inanç nasıl yani nasıl böyle durabiliyorsunuz dedim. Ya bunu nasıl başarıyorsunuz gerçekten? Yani ne diyebilirim size bilmiyorum dedim. Dedi ki sadece Allah'a inanıyoruz. Bu bizim sınavımız. Bu çok acayip bir Bak, şey. Bu bizim sınavımız. Ben de sınav olduğumuzu Neden düşünüyorum öyle musun? zaten. Neden öyle biliyor musun? Bak. Yüzyıllardır imamlar çıktı. Hı hı. Papazlar çıktı. Onlar çıktı. Bunlar çıktı. Spritüelciler çıktı. Metafizikçiler çıktı. Hacılar çıktı. Hocalar çıktı. Ama merdiven altı ama merdiven üstü. Ama plazalarda ama oralarda ama buralarda. Ama öyle ama böyle. Ne oldu biliyor musun? Yüzyıllardır. Binlerce, milyonlarca kitap yazıldı bunlara dair. Ne yapılması gerektiğine dair kimse bir şey anlamadı. Tabii ki anlayanları ayrı tutuyoruz ayrı mesele. Hı hı. Ama genel olarak baktığımızda kimsenin bir şey anlamadığını görüyoruz. Ha, anlamadın mı? İzle o zaman. Bak o kitaplarda yazılanları şu an izliyoruz. Evet. Teslimiyet öyle bir şey işte. Çok başka bir şey hocam onlar yani. Çok Teslimiyet başka öyle bir, bir şey işte. Seviye. Allah'a teslim olmak. Ben görmedim çok fazla öyle. Çok fazla değil mi? Hiç görmedim ya. Ben beddua bir Filistinli görmedim. Sen gördün mü? Ben de görmedim hocam. Bek gelmedim yani. Hep hamd olsun diye elhamdülillah diyor adamlar. Bizim burada Bu ayağımıza çelme evet. taksalar nereden nasıl adama nasıl gireceğimiz belli değil. Sen benim kim olduğumu biliyorsun bir başlıyoruz. <laughs> evet. Kimsin abi sen? Bir başlıyor. Hop sayma. Eee ne oldu şimdi? Doğru. Tamam, sen olsun. Ne oldu şimdi? Hasbi Allahı veli vel vekil. Bize Allah yeter, başka da gerek yok. Evet hocam. Korkumuzu kontrol edeceğiz. Bak korku bu arada olması gereken bir duygu. Korku olmadan olmaz. Korku bizi hayatta tutar bu arada. Ama korkuyu kontrol edemezsen sıkıntı var demektir. Evet. Kontrol edilemeyen duygu anksiyete, kontrol edilen duygu ise seni dengede tutar. Kesinlikle onu yani Hayat kesinlikle tutar. katılıyorum. Çünkü korkunun olmadığı yerde cesurum diyemezsin. Cesaretini yaşayabilmen için o korku duygusunun da olması lazım ki sen onun karşısında cesaret gösterebilirsin. Çünkü cesaret ancak korkunun var olduğu yerde ayan olur. Evet. Bu beyazın siyah zeminde belirilmesi gibi. Ben şimdi bir beyaz kağıdın üzerine beyaz kalemle yazı yazarsam göremezsin. Doğru. Ama siyahın üzerine yazdığın zaman çok netleşir sana. Korku böyle bir şey işte. Korku bizim siyah zemin, onun üzerine beyaz da yazıyoruz biz. Doğru. Cesaretimiz de beyaz. Peki cesaret hocam, ak. Esmalar bize e, hangi yönde yardımcı olur? Yani e, hani esmalar kilit açar diyorsunuz ya. Herkesin evet. kendine göre yani kendine kodlanmış bir esması mı var? Mesela benim yani hangi esmayı ne kadar zikredeceğim önemli mi? Ben hep şöyle söyledim. Zamanı boyunca yani e, insanlara bunu aktarmaya çalışmaya başladığımdan beri esmalarla ilgili iki şekilde bir yaklaşım biçimi geliştirdim ben kendi zihnimde. Anladığım şekilde anlatıyorum çünkü. Anlamadığımı anlatmam. Diyorum ki iki tip aslında esmaların anılma biçimi vardır. Bir öncelikle esmanın ne olduğunu anlayabiliyor olmamız gerekiyor. Bizim esmayı bir idrak etmemiz gerekiyor. esma yıl Esma yıl nedir? İşte Allah'ın 99 ismi. Bu kadar. Hayır bundan ibaret değil. Evet. Onun özüne inmek lazım. Onu anlamak lazım. Yani bilmek başka bir şey, idrak etmek başka bir şey, yaşamak başka bir şey. Bunların hepsi birbirinden farklı şeyler, başka başka şeyler. Biz biliyoruz evet 99 esmayı bugün çıkalım. Herkes belki ezbere biliyordur. Bilemiyorum. Ama özüne indiğimizde, davranış biçimi, yaşamsal formda izlediğimizde onu göremiyoruz. Çünkü emmare emmare taraflarında çok geziyoruz biz. Emmare dediğim dünyevi konularda nefsi emmare hı, hı Yani seviye olarak oralardayız. Yani bilinç olarak bak bakıyoruz konuya. Dolayısıyla esmanın bize yansıması daha doğrusu bizim onu anlamamız zamana dayalı bir şey. Esma herkese farklı anlaşılır aslında bir noktada. Çünkü Allah ben kulumun sanrısıyım der. Yani sen de Allah'ın bir kulusun, ben de Allah'ın bir kuluyum. Şimdi ben sana Tuva Allah sence nedir dediğimde bana vereceğin cevapla benim vereceğim cevap arasında fark vardır. Çünkü o senin anladığın ve o senin sanrın. Bu benim anladığım ve bu da benim sanrım. Sonuçta o da Allah ile kul arasındadır. Esma-ül Hüsna Allah'ın aslında eee vasıflarını anlatan piramittir. Allah ismi şerefi ise bütün esmaları kendi altında toplanan piramit gibi. Hı, hı Bütün esmaların birleşmiş halidir. Diğer esmalar ise vasıflarıdır. Şimdi örnek vereceğim. Ee, teşvikte kusur olmaz. Senin bir yetim vardır. Mesela en belirgin yeteneğin nedir senin? Çevren tarafından bilinen. Ee, bak, şu konuda şu, iyidir mesela. Nedir mesela o konu? Yani kendimi iyi ifade edebilmem. Okey. Şimdi bunun karşılığı esma olarak bakıldığında ne diyebiliriz buna? Ne diyebiliriz? Bu esmanın tecellisi aslında. Kendini iyi ifade edebilmek bir esmanın tecellisi. Ya alim sıfatıyla, bilgiyle. Ama bir dünya var orada. E şimdi bu bilginin senin ifade ettiğin şeyinde hayat bulması lazım, var olması lazım. Bunun Hı -hı. görülebilmesi için Yahay ismi Şerifi devreye girer, hayat verir, hayat. Hayat hmm. olması demek. Boğaz enerji merkezi çalışır, devreye girer burada enerji sistem bak devreye giriyor. Makine çalışmaya başladı. Evet. İşte esmalar böyle çalışıyor. Kendini bir enstrüman gibi düşün. Evet. Yedi tane de böyle ee, şey var telde, düğmede, tuşte de, ne dersen de artık. Ve bunların akar ayarı yapılması gerekiyor. Şimdi birincisinde bir esma ile ayar yapıyorsun. İkincisinde başka bir esma ile ayar yapıyorsun. Bunların hepsinin akorunu yapıyorsun. Ne kadar güzel akor yaparsan o kadar güzel tını alırsın. Hepsi esma ile. Ama esmanın ayarını kaçırırsan... ...fazla gerersen... ...istediğin tınıyı alamayabilirsin. Hmm. Gevşek yaparsan yine olmayabilir. Evet. O, da, o da sıkıntı. Tam tınıya alamazsın. Bununla da dengedir işte. Burada... Esmada adet devreye giriyor. Buradan kişinin mevcut enerji ve fiziksel anatomisine ulaşırsın. Yani aslında fiziksel anatomisine çok iş olmamakla birlikte ruhsal taraftan bahsediyoruz aslında. Ruhsal bedene ulaşırsın. Ruhsal bedende eksik olan ya da fazla olan enerji seviyelerini tespit edersin. Çünkü fazla da vardır. Örnek hiperaktivite bozukluğu. Bu da bir enerjinin çok akmasındadır. Onu ne yaparsın? Çekmen lazım o enerjiyi oradan. Çok fazla yüklenmişsin. Doğru. Gibi. Bir örnek verdim sadece. Yani o öyledir diye demiyorum. Bir örnek. Hı hı. E, dolayısıyla burada bu dengeyi kurabilmek adına esmayı tanıma ve onu anlaman lazım ki sende var olan davranış biçimlerini dengeye sokabilmen için o esmalarla yapabilirsin ancak bu dengelemeyi. O frekans oluştururuz. İşte kişiler o dengeyi nasıl sağlayabilir? Yani şu an izleyicilerimiz diyebilir ki ya ben tamam anladım konuyu ama e, ya benim için hangi esma e, bana hani ne, ne kadar zikredeceğim? Bunlar da bizim kişisel sorumluluklarımızı açığa çıkartır. Hı hı. Şimdi evet bize bu yorumlar çok geliyor. Anlatıyorsunuz da söylemiyorsunuz. Yani takdir edersiniz ki milyonlarca insana ulaşıyor ilgili geldi evet. bu bilgiler. Ben milyonlarca insanın esmasını nasıl söyleyebilirim? Böyle bir şey mümkün değil. Kişiler aynı zamanda kendi bireysel sorumluluklarını ellerine almaları gerekiyor. Hı hı. Bakın bununla ilgili emekler harcanmalı. Maddi manevi yollar harcanmalı. Şimdi söyleniyor Aa, para alıyorsun. E, tabii ki alınacak. Kusura bakma da yani her şeyin bir karşılığı var. Tabii ki. O da bir esmanın tecellisi. O yüzden onu söylüyorum. Doğru. Ya rezzak. Ya rezzak. Doğru. Bak bilelim. Senden almıyorum ki parayı ben. Allah'tan alıyorum. Sadece senin elinle alıyorum. Vesile. Vesilesi sensin. Mesela şu an ben o insanları anlatıyorum da Tuğba sayesinde mi anlatıyorum? Hayır. Tuba ben vesile vesilesi oluyorum. Ile anlatıyorum. Evet. Ama herkes vesilesinin karşılığını alır. Hani ee, şey vardır ya nasıl söyleyeyim? Neyse onu sana vereceğim o öneye girmeyeceğim o <laughs> Tamam hocam. Çünkü Burada çok şey kalabilir alakasız bir örnek kalacaktı biliyorsun ben biraz Fazla rahatım. Doğru. Allah diye çıkıyor. Ağzımdan oldu Böyle kalsın daha iyi. Hocam peki. 21 gün mucizesi nedir? Mesela e, diyoruz ki şekeri bırakmak için 21 gün boyunca şeker kullanmayınca sonra vücut onu istemeyecek. Onu ben bir kere denedim ve başarılı oldum ya aslında. Bu 21, 21 gün, gün neden öyle bir e, mucizevi gibi bir şey gösteriliyor? Şimdi biz yine İslam öğretisi üzerinden gideceğim. Evet. 3 gün 7 gün 14 gün 21 gün, 40 gün, 90 gün. Onun bir matematiği var değil mi? Bunlar hep böyle bir sistemdir. Şimdi bizim bir varlık sistemimiz vardır. Bu sistem üzerinde gerekli ayarları ve kalibrasyonları yapabilmen için bir araç gibi düşün kendi bedenini. Kalibrasyonu yapabilmen için bir makine gibi. Bu ayarları yapabilmen için belli koşullar gerekir. Bu koşulların oluşabilmesi için bunun bir zamana ihtiyacı vardır. Hı -hı. Çünkü realitik dünyada zamanla hareket ederiz biz. Ama üst düşgen bölgede zamanı bükeriz zamansızlaşmaya başlarsın orada. Orada zamanla ve mekanla işin olmaz. Ama alt üçgen bölgede zaman devreye girer. Zaman devreye girdiği için yani fiziksel bedenine burada bir kalibrasyon ayarı yaptığın için zamanla çalışırsın. Zamanı çalıştığın zaman hakikatle birlikte zamana çalışman gerekiyor. E şimdi esma zamansız. Çünkü geçmişten ve gelecekten. Yani her şeyden mi? Anlatabiliyor muyum? Evet. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Böyle bir durum da var şimdi. Dolayısıyla ne yaparsın? Bu ayarı bir dengeyi yapabilmek için. Burada doğru bir şey oluşturabilmek için realitik tarafa yani zamana ait olan tarafa hakikatten bilgiyi süzgeçten süzerek belli adetlerde aktarırsın. O ayarı öyle yaparsın. Hı hı. Dolayısıyla da doğru yola ulaşırsın. Mevzu bu. Baktığında çok basit aslında. Evet. Ama sorumluluk gerektiren bir şey. Emek vermek lazım. Doğru. Gayret göstermek lazım. Nasıl ki ben buraya gelirken mesela emek veriyorum, zaman harcıyorum, bunun için çalışıyorum, bunun için gece gündüz ders çalışıyorum, okuyorum. Ben de okuyorum sonuçta bunlara. Bu bilgilere ulaşabilmek için çalışmalar yapıyorum. İşte 21 günler, 41 günler biz onları çok geçtik. Yıllar oldu artık. Mesela halen daha devam ediyoruz. Halen daha devam ediyoruz. Günün sonunda bu emektir. Emek vermek lazım. Zaten biz hep bu hazırcılığımızdan kaybettik. Kiralık zihinlerden. ya yani Hoca okusun da ben yaşayayım. Oldu. Evet hemen ya hoca bu bilgiyi alayım yapsın, gideyim. Hoca yapsın <laughs> ben keyfini çıkartayım. Hoca saysın ben onu Ya Yok öyle bir şey. Öyle bir bu bireysel sorumluluktur. Hoca ancak sana ne yapabileceğinin örneğini verebilir. Hocanın o kadar büyük bir keramet olsaydı kendine... Hayır olurdu zaten anlatabiliyor evet, muyum? Evet olaylara hep öyle bakıyorum hocam. <laughs> Ama öyle zaten yani bu şey de yani hocanın mı? senden farklı bir yanı yok yani <laughs> evet. anlatabiliyor muyum? Hoca sadece nasıl kullanacağını biliyor ve onu yapıyor. Bu bireysel bir konudur. Evet. Sen kullanırsan elde edersin, kullanmazsan elde etmezsin. Hoca ancak sana bunun yolunu gösterebilir. Bunun rehberliğini yapabilir. Ama senin adına onu yapamaz. Evet önce ben kendimizi senin bir adına, anlayacağız. Yani şimdi şeye benziyor bu. Ben senin adına sıcağı elimi sokamam sen hissedemezsin onu. Ben hissederim. Doğru. Sıcağı merak ediyorsan dur dur Tuğba. Aa bak Tuğba böyle. Heh, bildi Tuğba. Yok tamam öyle bir şey. sen de okunmana gerek yok. Sen gir. <laughs> evet. O benim hissetmem. Bir de senin hissetmem. Belki Kesinlikle. sen iyi hissedeceksin bilemezsin ki. Doğru bana göre sıcak değil Sana belki. göre sıcak değil belki. Bana göre bu sıcak. O yüzden bunlar teknik olarak aktarılabilir. Teknik olarak insanlara bunlar verilebilir. Bunun böyle bir şeyle yapılabiliyor olması mümkündür denilebilir. Tecrübeyle sabit. Ama senin adına ben yapamam. Doğru. Ha, senin adına yapabileceğim şeyler sınırlıdır daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hı hı. Bir insanın adına yapabileceğin sınırla şeyler sınırlıdır. Yani Kesinlikle. bu bilmediği için bu onun adına öğreti olarak gösterebilirsin onun adına bir şeyler yaparsın. Ondan sonra koyarsan, ha buyur bundan sonra sen kendin devam ediyorsun dersin. Doğru. Kimseyi ömür boyu sırtına taşıyamazsın. Kesinlikle. Onun da artık çocuk bile büyüyor kendi kendine yürümeye başlıyor. Doğru. 40 yaşına kadar çocuğu kucağında taşıdığını düşünsene taşıyabilir misin? Yok. Çok güzel bir örnek oldu. <laughs> öyle. Biz bir süre sonra kendisi yürüyecek. Bu Kesinlikle. iş böyledir. O yüzden ee, özümüze dönmemiz gerekiyor. Evet. Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Tek çözüm orası. Başka da çözüm yok. Ha, onunla mı bitecek iş, Emin ol onunla bitecek. Ha, i̇nanmıyor musun? İnanmazsan inanma. Kapat o zaman bu ekranı. Git kendi hayatını yaşa. Kesinlikle. Ha, biliyorsan Allah'ı. Allah, Allah biliyorsa. Zaten Allah'a inancım varsa. Allah'a olan bir sevgin varsa. Ve şu an yanlış bir şey konuşulmadığını zaten görüyorsun. Kesinlikle Oradan dinlersen ulaşırsın. Ya buradan dinlersen yargılarsın. Buradan Hiçmiş dinlersen olsun. paylaşırsın. Evet. Yargılıyorsan da kendini yargılarsın. Beni yargılamazsın. Tuğba'yı yargılamazsın. Anlatabiliyor muyum? Doğru. bakmak lazım konuya. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler bizler için çok kıymetli ve değerli. Görebilene, siz de yaşayabilene, siz de çok değerlisiniz. <laughs> çok teşekkür ederim. Yeniden sizleri ağırlamak isteriz önümüzdeki günlerde inşallah. inşallah farklı konularla. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Efendim, peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.